Evet, hattımızda kim var? Gaziantep'ten arayan Erdal Bey var hattımızda. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Özlem Hanım. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Özlem Hanım, ben soru o kadar zor değil de ben 7500 veya 8000 TL değerinde ikinci el araba almak istiyorum. Evet. Bunu almak istiyorum işte. Bunun konuda size danışacaktım. Yani yardımcı olsanız sevinirim. Olurum tabii Erdal Bey de, zor değil benimki dediniz. Aslında birçok bu para konuları hiç zor değil canım, kolay, hemen karar verelim diye geçiştiriyoruz. Sizin yaptığınız evet, en doğrusu aradınız çünkü zor değil gibi gözüküyor ama sonradan bilmediğimiz bir şekilde başımız derde giriyor, öyle değil mi? Tabii ben evet çok başıma geldi, onun için danışmak isterim daha doğrusu. Tamam, şimdi evlisiniz, çocuk var mı? Evet var, bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşında? 1,5 yaşında. Evet, bunları soruyorum çünkü benim kararımı etkiliyor, çocuk var mı yok mu. Evet. Peki niye alacaksınız bu arabayı? İstek mi, ihtiyaç mı? Ya istek değil de daha doğrusu ihtiyaç diyelim ya. Neden? İhtiyaç. Ya iş için de kullanacağım. İşe gidip gelmede sonuçta ben burada mesela şeye bindiğimde, arabaya bindiğimde veya şimdi çocuğumla bir yere gittiğimde Gaziantep'te ulaşım o kadar ucuz değil. Yani her binmemizde mesela iki kişi binsen bile 10 TL kadar paran gidiyor bir yere gidip. Evet. Peki hemen para durumunuza bakalım. Bugünkü para durumunuz 7500 liralık bir araba almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık gelir var? 1800 TL. 1800 lira gelir. Giderler? Giderler, bir kredim var. 550 TL bir kredi ödüyorum. Ne kredisi bu? İhtiyaç kredisi. 36 ay. Peki 550 lira aylık ona ödüyorsunuz. Diğer giderler ne kadar? Diğer giderler 240 TL ev kirası var. Elektrik, su, bunlar var. Peki birikim var mı? Birikim yok. Birikim yok. Sadece 3500 TL param var. Başka yok. 2500 liranız var. O birikim mi? Hayır, 3500. Yani araba için diyorum, yani birikim değil. Birikim, onun dışında başka birikimimiz... Bir şey yok. Peki... Ya şey var, yani para olarak yok. Ne olarak var? Bir tane arsa var, başka yok. Evet, arsa var. Ne kadar arsanızın değeri? 55-60 TL. 55-60 bin. Hadi ince satabileceğiniz bir şey mi? Efendim? Hadi ince satabileceğiniz bir şey mi? Evet, satılır. En fazla bir ay veya... Evet. Bir ay içinde satılır yani. Ben bugün size 7500 liralık ikinci el araba için red veriyorum. Red mi veriyorsunuz? Evet. Hı, tamam. Teşekkür ederim. Nedenini söyleyeyim ama bir dakika. Nedenini söyleyeyim. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu anda sizin bir borcunuz var ya, ihtiyaç krediniz. 550 evet. lira. Bir de bunun üzerine bu binecek. Bu arabanın ödemeleri binecek. Bir kredi alacaksınız. Sizin... Evet. Gelir gelecek, maaş gelecek, bunun yarıdan fazlası borç ödemeye gidecek. Bunun evet. üzerine benzini var, kaskosu var, araç muayenesi var, var da var, masraflar da gelecek. Sizin maaş küçüldü, 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 hiçbir şey kalmadı yiyecek içecek. O yüzden benim size tavsiyem, şu ihtiyaç kredisini bir an önce bitirin. Evet. Biraz daha birikimi arttırın. Ondan sonra gene arayın. Zaten 2014 ihtiyatta olmamız gereken bir sene. 7500 lira böyle çok büyük bir rakam gibi gelmeyebilir araba için, ikinci el alacaksınız ama o masrafları aylık sizin huzurunuzu kaçıracak bir borç yüküne koymak istemiyorum sizi. Tabii, teşekkür ederim.